Riquelme işte şurada. Abimiz Messi var. Bakalım bir. Canlı canlı day ya. Bak. Dayıs. Ulan YouTube'da kendim bulmaya çalışıyorum ya. La Boca bölgesine geldik şimdi. Burada şimdi önce size şeyi göstermek istiyorum. Bak kaldırım mantıkları adamları nasıl. Şimdi şuradan şöyle geliyoruz. Adam bazı dükkanlar önde kaldırımı yükseltmişler, bazıları indirmişler. Mesela şimdi burada adam böyle yükseltmiş önünde. Bak merdivenlere çıkıyorum. Bu vatandaşın dükkanı. Ne yapıyorsa artık burada. Aşağı iniyorum. Buradaki vatandaş biraz gariban kalmış herhalde. Sonra şurada şu vatandaş tekrardan burayı yükseltmiş. Böyle değişik bir adamların kaldırım mantığı var. Değil mi Kadir Bey? Evet. İlginçler. Biraz ilginçler ya. Burası şimdi La Boca, Maradona'nın doğduğu yer. Boca Juniors'un stadına geldik. Aynen, Boca Juniors'un merkezi. İşte burası işçi sınıfının sahip olduğu bir semtmiş. Merkezi 15-20 dakika uzaklıkta. Ünlü iki tane takım var işte. River Plate ile Boca Juniors, aynı Fenerbahçe Galatasaray gibi. Boca Juniors bu bölgede, River Plate başka bir yerde. Çok kavga dövüş olduğu için gezilecek bayağı böyle yerler var. Renkli menkli evler var. Her yer sarı lacivert. Ve işte böyle başlayalım isterseniz. Gracias Maradona ile. Gracias. Teşekkür ediyorlar Maradona. Görüyor musunuz? Vay be. Burada da şey var. Boca stadyumu var. Görüyor musunuz? Boca Juniors'un stadyumu. Bunlar gene içeri girmeye çalışıyor ya. Ya her yer domuz kokuyor ya. Tüh. Hakikaten var ya böyle. Bak stadyum işte. Ünlü o Boca. Stadyumu burası. Şöyle. Bak her yerde publar falan var Boca'nın. Maç günleri buralar var ya, yanıyordur ha. Kadir Bey? Evet. Ne diyorsun? Ya şimdi düşündüm, bizim Fenerbahçe'nin Galatasaray stadını düşünüyorum da onlarla karşılaştığım zaman nasıl diye bakıyorum. Ya bu... Yani o kadar büyük değil sanki. Ya, kesik bir stad. Latin Amerika ya. Latin Amerika. Kaç bin kişilik burası? Boca Juniors'un stadını hatırlamıyorum. Bilmiyorum da abi 70-80 bin var diye düşünüyorum var ben. Var mı? Bence var 70-80 bin. Yok neyse, mu? Neyse bakalım. Ha? Ama o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Sanki bir de böyle kesik yarım gibi böyle bir şekli var. Tamamen tam yuvarlak değil de şöyle bir kesik bir kısmı var. Öyle mi diyorsun? Bir bakarız. Gel şurayı da oradan geçeriz. Gel. Bu arada ben Arjantin formamı giydim. Kadir Bey şöyle çek beni ya Maradona'yla. Bak. Arjantin formu. Arkadaşlara göster. Gel Jona gel. Bakalım içeri alıyorlar mı? Geçen gün de geldik ama içeri almadılar. Buraya kombine kar sahiplerini alıyorlar. Cano, bunlar bizi gene içeri almazlar ya. Bunlar gene içeri almazlar bizi. Kombine kar sahiplerini alıyor adamlar. Evet. Değişikler. Vahola diyor. Elinde kartı var. Bakalım. Yok onlar da kartı. Onlar da bizim bir turist. Yan tarafta diyor ki herhalde bir bilet var. Bilet al diyor yan taraftan. Ya da kombine artık neyse. Çünkü geçen geldiğimizde de burası böyleydi. Caminito diye bir tane burada cadde varmış. Renkli böyle evlerin olduğu cadde. O bizim gittiğimiz caddedir. Burada her yerde formalar var ve üstündeki forma mesela şu forma 5000'den başlıyor 30.000'e kadar gidiyor peso bu arada. Yani şöyle söyleyeyim 250 liradan başlıyor 2500'e kadar gidiyor aynen. Bak bunlar girdi çıktı oh mis. Neyse siktir et ya. İlla göreceğiz diye bir şey yok. Hadi gidelim şu Caminico mudur nedir? Bak herkes fotoğraf çektiriyor görüyor musun? UFO gören masum köylü misali. Ha? Bize mi çekelim fotoğraf diyorsun? Tabii burayı... Sen kaçıncı defa geliyorsun buraya La Boca'ya? 3 oldu. 3 mü oldu? Çok sevdin galiba. Çok sevdim. Sıkı bir Boca taraftarı.
Bugün günlerden cumartesi olduğu için her yer kalabalık. Bak stadyumun önü dolu. Bu kombine kar sahipleri giriyor ya. Geçen gene sormuştuk ya. Gel geçelim şöyle. Hadi geçelim. Ha? Ops. Her yer. Bak burada Messi'yi koymuşlar. Palermo var. Maradona var. Görüyor musun? Ha? Riquelme işte şurada. Abimiz Messi var. Görüyor musunuz? Değişik yapmışlar ama. Hayır. Ya. Zamanında bu vatandaş şeyde oynamıştı ya. Barcelona'da oynuyordu. Bugün buralar yanıyor ama. Bak ha, bookstore var. Gel bookstore diyorum. Store'a girelim gel. Geçen girememiştik ya, kapalıydı. Gel gel gel. Bakalım store'da neler var. Boca store'dan bakalım, belki bir şey alır. Gel geç. Kendi feda et. Burada arabayı çılgın kullanıyorlar ama. Yani buraya gelirseniz dikkat edin. Adamlar bildiğin üzerinize üzerinize sürerler. Bak bak bak, görüyor musun? Her yer hediyelik eşya. Adidas'mış bunların sponsoru bu arada. Üzerinde. Üzerimde. Hakikaten üzerimde Adidas ya. İşte böyle armasıyla başlıyor. Forması ne kadar canım bunun? 21.990, şu forma 22.000, yani ne yapar? 1100 mü? Evet, odur o. Stampato ne? O muhtemelen şu, alt, şu olabilir, şu tozluk 6.000, şortu 13.000, medya dediği nedir? Onu da bilmiyorum ne olduğunu. O da 5.500, şu. Yani kaç para oluyor bu? 22.000, 1100 lira mı? Evet. Çok lan. Biraz çok değil mi ya? Bak şu güzel ama. Canım bir tane çeksene şöyle. Wow. Güzel ama. Çevirsen arkayı. Varela. Aa, kaç para bu? Bakalım bir. Fiyatı üstünden almışlar. Bunda var mı fiyat? Var. 35 bin mi? Çok lan. 35 bin ne yapar? 1710. Oha. Oha. 1750 forma mı olur ya? Cano. 1750, bu ne kadar mesela? Şöyle bir sweat var burada. Fermuarı kaç? 1800. Oha diyorum ya, oha diyorum ya. Bunlar nasıl alıyor la bunu? İçerisi dolu bir de ha. Bu millet nasıl alıyor bunu? Mümkün değil, alamazlar. Bak dolu. Burada soldan gidelim, gel. Gel gel. Hadi bakalım. Burada şimdi müze girişi yapmışlar, ticket satıyorlar. Stadın etrafında müze gibi bir alan var. 90 liraya buraya giriş için para alıyorlar. Ama şeyler çok pahalı ya. Formalar. Formalar. 2000 lira forma mı olur ya? Manyak mı lan bunlar? Vallahi manyak bunlar ha. Burada 2000 liraya forma veriyor adamlar ya. Kafayı sıyırmışlar ya. Bak magnetler var ha. Cano 1500'den başlıyor. Bugün hafta sonu, her şey fiyatı uçmuş herhalde. Messi, Maradona. Wow. Her yer dolu. Aynı formalar burada. Burada forma fiyatları da artmıştır bugün abi, ben sana söyleyeyim. Şunlar 1000'de görüyor musun? Bak şimdi 3000, 5000, normal seller bile 3000, 4000 yapmış. Yani biz hafta içi gelmiştik değil mi buraya? Ha. Yani hafta içi gelince böyle. Her yer hediyelik eşya dolu. Bugün buralar kaynıyor ama. La Boca bölgesi. Sarılı ve lacivertin birleştiği yer. Bambi zaten şurada işte. Şuraya çıkıyorlar işte. Merdivenlerle böyle etraftan dönüyorlar. Yukarı doğru çıkıyorlar. Böyle. Görüyor musun? Yani var ama. Bugün fiyatları şey yapmışlar ya, oynatmışlar her yer domuz. Bunlar oynamış bence de. Ya bak, böyle değildi ya. 3000, 5000 bir tane magnet 5000 olur mu ya? Ya bugün beğenmediğim şey şu, çok domuz kokuyor ya. Cano. Evet. Sanki bugün maç var gibi ya. Burada kaç para bakalım? Gerçi benim üstümde var zaten. Adam diyecek sen neye bakıyorsun? Zaten almışsın bir tane. Boca forması ama bunlar. Cano. Yani şu an merkezden bakarız ya. Merkezde var. Oh, 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 oh
Giriş kısmındayız şu anda. Cano gel. Gördün müziği? Adam güzel müzik yapıyor ya. Bak, Santelmo çinkodan yapılmış. Genellikle sarı lacivert olan, gerçi Boca'nın renkleri sarı lacivert ama renkli evlerin olduğu caddeye giriyoruz. Camilico muydu? Neydi şu caddenin adı? Tam ben de hatırlamıyorum ama her yerde hediyelik eşya var. Her yer dolu. O ünlü işte, o tangolar, mangolar. Zaten dün Santelmo'da, La Boca'da. Santelmo değildi ya buranın adı. Değil mi? Bura La Boca'ydı ya. Yanlış söyledim ben. Santelmo, La Boca karıştırdık ama Santelmo biraz daha merkezde. Şimdi biz... Bak şuraları çekebiliriz. Ha? Şu bak içeride figürler aldı. Aa, bak figürler güzelmiş ha. Adamı grafiti seviyorlar ya. He, bak bak bak. Messi'nin yandan yemişi. Republica de la Boca. Boca Cumhuriyeti diyor adamlar ya. Özgüven yüksek ha bunlarda. Ha? Evet. Vay. Gel gel. Şimdi burası o dediğim cadde. La Canepa. Her yerde var bir şey burada ya. Burada şimdi buranın özelliği aslında bir de şu. Burada etçiler falan çok var. Renkli evler çok var. Renklendirmeler çok var. Tango her yerde var. Tabii hemen fotoğraf çekimleri de başlıyor. Güneş var, güneş. Böyle biz aşağı doğru inelim bak. Saat kaç şu anda burada? Öğlen 2. Bak etler çıkıyor. İşte eti benim sevmediğim noktası şu. Yani domuz var. Midem bulanıyor domuzu görünce de. El işçiliği burada çok var. Her yerde Arjantin formaları. El işçiliği. Hadi Kadir Bey hadi. El işçiliği var. Arjantin formaları var. Buranın ünlü çayı mate. Mate bardakları sorsan burada kaç para? Mate bardakları var. Sor bakayım. How much is it? 3000. 3000. 3000 pesoymuş bunlar. Biz de İspanyolca öğrenmişiz daha yalnız. Aslında güzel de var ha. Ha? İç şey mi alalım diyorsun? Burada şey var. Mate çayı. Bunlar pahalı bak. Bunlar burada 45 lira kilosu. Türkiye'de 450 lira. Bunlar ortalama Türkiye'de 500 lira civarında. Burada 100-150 lira bandında. Fiyat birazcık çıldırmış durumda burada. Oyuncaklar falan var ya. İlk defa yanıyoruz Emre, farkında mısın? Ha? Bacaklarım yandı. Ha, sıcak değil mi? Sıcak. Bugün geldiğimiz sıcak. Günden beri donuyoruz çünkü. Burada her yerde tango yapıyor sağ sol bak. Orada gene... Oo. Dolu. Tam turistik bir yer olmuş ya. Bak evleri görüyor musunuz? Tarih var burada ya. Hakikaten sanat var, tarih var. Adamlar... Adamlar özeniyorlar ya. Bak şuradan gidelim, şuna çekeyim bak. Bak tango hemen başlamışlar zaten. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieres.
İşte tangocular. Tangocular. Bizim Kadir'i gene kaybettim yalnız ha. Kadir gene incik boncuklara gitmiştir muhtemelen. Gene kaybettik Kadir'i. Şöyle mekan. Dolu bugün burası ya. Geçen buraya geldiğimizde hava serindi. Şimdi hava bayağı bir sıcak. Burası bugün bayağı bir turist dolu. Cumartesi hani hafta içi geldiğimizde bu kadar yoktu ama şimdi dolu. Tangocular, el işçiliği. Burada maskeci varmış bir tane. Bak böyle maskeye ne kadar? Ha. Şöyle deriden maske. This is an exposition on Paris. Kadir Bey. Şöyle yukarı yukarı. Şöyle mi? Böyle değişik oldu. Tamam hadi. Millet millet gülmesin la bize. Hadi gel hadi. Gel hadi gel. Bak incik cincik şeyler var burada. Al işte senin sevdiğin şeyler bak. Burada da şey ya, Maradona'nın evi diyorlar buraya ya. Caminito. Buraya gelip en ünlü yeri burası buranın işte. Millet böyle sıraya geçiyor, şey yapıyor. En ünlü yer burası. Fotoğraf çekimi alın. Şurada da restoranlar falan var. Çok güneş var ya. Bugün bayağı bir güneş var. Şöyle gölgeye bir atabilsem kendimi. Bak biraz göstereceğim size buralarda. Sıra görüyor musunuz şu an? O resim çektikleri ev şu ev işte. Hani işte yukarıda papa gibi bir sembol şey vardı. Figür vardı onu indirmişler. Öyle mi? Ya. Papayı o zaman indirmişler aşağı diyorsun yani. Papa değil mi de bir tane böyle beyaz vardı, vardı. Figür vardı. Bak bu dayı canlı ha. Bak bu dayı canlı. Bir parmak aslam acaba şey yapar mı? Hop yapar mı? Canlı mı? Canlı canlı dayı. O bak dayı sen korman lazım dayı. Gracias canımsın. Burada şimdi mate çayı ve bardağından alacağız. Bunlara 3500 diyor. Geçen 3000 almıştık. Şimdi pazarlık yaptık. 3 tanesini 10.000'e verecek bize. Ya Buenos Aires Argentina. Üzerine şimdi yazı yazacaklar şöyle tersine. Buraya Buenos Aires Argentina diye yazacak. Hello. Ya ya. Okay. Bakalım şimdi nasıl yazacak. Okay. Cano, senin yüzünü göstermem bak. Senin maske yok. Yok. Ona yes. Mask, not mask. Okay. 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 Anlamıştık. What the name of the canal? The canal is. Okay. Okay. I will show you. Okay. Yazsana ismini. Kanal ismini. Okay, yazacağım yazacağım. Sen tuş ver. This is the mate cup. Mate cup, yes. And first you use it, you need put hot water inside, okay? And give me your phone, YouTube. Okay. Hemen YouTube'a abone de yapalım. Okay. Hemen abone yapalımdır. Adımız çıkarsa tabii burada bakalım. Gurbet ellerde. Kendi adım. Hola, ¿cómo estás? Ya. Yeah. Ellos me compraron a mí la okay. Que estaba solo. Okay. Subscribe. Ya. Yeah. Abone de yaptık. Buenos Aires, Argentina. Ya, yeah, yok. Okay. Ellos me ha. Compraron a mí la Şimdi yapsın, yapsın. Bak ver bana şöyle. Bak Cano, el işçiliği görüyor musun? El emeği göz nuru. Yani La Boca'da bunu da yapıyoruz. Aferin kıza. Ben bunu ben 500 kişi eklerim buna ya. Aferin kıza. Bunu yazsın. Tabii o kısmı göstermeyeceğim. Ben İlkay Kadir Ilgaz yazdım diyorum ama. Sen Fenerbahçe Galatasaray yazdın. Oğlum böyle uzun şeyler söyleme. İsmini söyle sadece. Emre de. Değil mi? Emre de. Elias ne güzel kızın ya. Can I look? Other different. Different. Dur. Different? Yeah, different. Okay. Hop, göremiyoruz ama
Okay. Buradan Papa? Bak buraya indirmişler. Hello Papa. How are you? Fine, thanks and you. Hello Papa. Değil mi? Bak buralar Messi ile koymuş adamlar. Burası Maradona'nın yuvası. Mekanlar dolu. Arjantin, Brezilya, diğer Latin ülkeleri. Buralar hakikaten dolu. Bugün de tam böyle yoğun zamanı. Baksanıza. Herkes burada. Centro şu geçen girdiğimiz yer. Şöyle bir gireyim şöyle bir. Bak. Elias. Bak adamlar hakikaten. El işçiliği burada çok var ya. Deri falan var ya. Deridir, el işçiliğidir. Bak ben çok sevmiyorum el işçiliği ama. Bak şöyle. Nereye girseniz bir sanat var burada. Bir tarih var. El işçiliği dolu her yer. Biraz burada İspanyolca bilmek lazım ha. Dayı çalmaya başladı bak görüyor musun? Ops. Dayı çek el. Burada her yerde bir eğlence var, bir tango var, bir renk var. Değişik bir havası var ya La Boca'nın. Yani şu alan bakın hani her haliyle güzel La Boca. Otobüsleri bile şey. Baksanıza. Burada şimdi nehir kenarı var. Nehir kenarı tarafına doğru gidiyoruz. Gerçi nehir burada herhalde ya. Bu Puerto Madero'dan da bu tarafa gelen nehir. Herkes dans ediyor burada bak. Değişik baksana ya. Hola. Thank you. Thank you. Robotika da dans ediyor burada. Robocop. Bu da buranın nehri işte. Kokuyor la burası. Çok pis ya. Gerçi şehirdeki de pisti. Puerto Madero tarafında da pisti. Ne kadar pis burası ya.
Ben eski hali gibi. Öf. Hani eski hali gibi işte. Daha kötü lan. Daha kötü, şuraya baksana pis. Öf. Baksanıza ya, leş gibi aman. Tövbe estağfurullah, şimdi küfür edeceğim var ya. Ulan böyle güzel bir yere bu olur mu ya? Böyle güzel bir yere ya. Böyle güzel bir yere, yazık değil mi ya? Canım hiç insan insanı ya, olur mu ya? Şimdi Panama Airport'a geldik. Panama City diye geçiyor buranın başkenti herhalde. Evet. Biz 8 günlük Buenos Aires gezimizi bitirdik. Bununla ilgili biraz birkaç şey söylemek istiyorum. Bunu söylerken de Buenos Aires'te havalimanında son dakikaya kaldığımız için çok bir şey çekemedik. Bunun yerine Panama'yı göstereyim. Panama'yı görürken de, Panama Duty Free alanını görürken de size Buenos Aires'le ilgili görüşlerimizi aktarmak istiyorum. Bu arada Panama'nın outlet'i, daha doğrusu Duty Free'si çok pahalı. Fiyatlara baktık biraz önce, normalden daha pahalı. Şimdi biz Buenos Aires'i sevdik. Eğer eğlence için geliyorsanız Recoleta, özellikle Palermo, Palermo Chico, Palermo Hollywood ve Palermo kısmı sizin için ideal yerler. Bunun dışında ülkede o kadar çok park var ki insanlar bu parklarda havada güneşi gördükleri anda oturuyorlar ve eğleniyorlar. Burada mate çayı içme kültürü var. Mate çayı onların geleneksel bir çayıymış. Biz de 13-14 kilo aldık. Eve götüreceğiz. Daha tadına bakmadık ama deneyeceğiz. Mate çayıyla birlikte buradaki insanlar İngilizce çok fazla bilmiyorlar. Bu çok büyük bir problem. Hani bu problem buraya gelen insanların yaşayacağı bir problem. Çünkü biraz da olsa İngilizce dışında İspanyolca bilmek gerekiyor bu şehirde insanlarla diyaloğa girmek için. İnsanlar çok sıcakkanlı. Bunu söyleyebilirim. Çok güzel gezecek, eğlenecek yerleri var. Ama bu bölgeye eğer geliyorsanız biraz daha uzun süreli gelmenizde fayda vardır diye düşünüyorum. Bir hafta yetmedi bize. Bir hafta yetmedi. Yani 8 gün bize yetmedi burada. Havalimanına geçtiğiniz zaman da havalimanında işte SUBE kartı, telefon hattını, bunları aldıktan sonrası kolay aslında. Çok da zor değil. Biraz da işte çat pat İngilizce de biliyorsanız eğer. İspanyolca ihtiyaç var ama aç kalmazsınız. Yemekleri güzel. Biz memnun kaldık. Ulaşım çok ucuz. Gıda çok ucuz. Market fiyatları çok ucuz. Ama giyimdir, elektroniktir ve benzeri alışveriş şeyleri çok pahalı. Onu söyleyeyim size. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Biz 8 günde adam başı $400 para harcadık ama alışveriş yaptığımız şeyler de bunun içerisindeydi. Şimdilik bizim seyahatimiz bitiyor. Yolculuğumuz İstanbul'a. Buenos Aires'ten Eze Havalimanı'ndan Panama'ya 7,5 saatte geldik. Şimdi de buradan 12,5 saatlik İstanbul uçağına bineceğiz. Değil mi Kadir Bey? Evet. Var mı söylemek istediğiniz son bir şey? Yorgunluk var. Yorgunluk var değil mi? Bir an evvel evimize koşmak istiyoruz artık ama uçakta daha bir 13 saat yolumuz var. Var. Uçakta yatmak zor oluyor ya. Bunu söyleyeyim size. Uçakta yatmak zor oluyor. Boyun ağrısı, bel ağrısı. Artık Güney Amerika'nın başka bir ülkesinde, başka bir şehrinde olur muyuz bilmiyorum ama olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Biz şimdi uçağımıza doğru gideceğiz. Hakikaten şaka yapmıyorum ha. Yani tersten baksan AB yazar. Ama işte şey sıkıntı ya, bu domuzla normal bizim danamana yan yana ya. Şu gördüğünüz menüyü yedik biz. Pizzalar büyük ama. Gayet de lezzetli, görüyor musunuz? İçerisi dolu. Kaynıyor. Cambio, cambio. Bak görüyorsunuz, bağırıyor adamlar, görüyor musunuz? İşte bunlar şey, para bozalım diyen adamlar. Bu ülkenin anasını bellemişler. Bir yerde bakanlık yapmışlar. Kocaman içinde de oturuyorlar diye. Baksana da böyle bir mekan. Villegas. Cano gel, geç gel. Aynen burası, gel. Kalabalık. Asado'nun olduğu merkezi aslında ya. Asado'nun doğduğu yer. Patron burada çıldırmıştı geçen gün. Baksanız her yer dolu. Buralar hep etçi. Şöyle yapraklarını açıyor. Şöyle mezar odası. Ba. Samuray gibi la bunlar aynı. Değil mi? Sabrın sonu selamettir Cano. Riquelme işte şurada. Abimiz Messi var. Bakalım bir. Estás perdiendo el tiempo.
Canlı canlı dayı. Bak, dayısın. Ulan YouTube'da kendim bulmaya çalışıyorum ya.